Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha sizlerle beraberim. Hemen başlıyorum sorumuzu okuyarak. Esin hayvanları çok seviyordu. Ailesi tatilde ona sürpriz yaptı ve barınağa gideceklerini söylediler. Gitmeden önce kedi ve köpek maması götürmek için alışveriş yaptılar ve 15 paket mama aldılar. Kedi mamasının paket fiyatı 25 lira. Köpek mamasının fiyatı 35 liradır. Toplamda 425 lira ödediler. Buna göre bu paketlerden kaç tanesi kedi mamasıdır diyor. Şimdi fiyatları aynı olsaydı bu paraya bölme yapardık. Ama fiyatlar farklı. Bu tip soruları şöyle çözebilirsiniz. Fiyatı az olan 25 liraya ikisinin de 25 lira olduğunu düşünelim baştan. Yani şuradaki 10 liralık fazlalığı hesaba katmayalım. İkisinin de 25 lira olduğunu düşünelim. Toplamda 15 paket mama almışlardı, değil mi? O zaman 15 ile 25'i bir çarpalım bakalım. Eğer ikisi de 25 lira olsaydı ne kadar para ediyordu? 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 1 5 7 oldu. 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. Bir de elde 3. Evet. 375. Yani 25 liradan olsaydı 15 paket mama 375 lira oluyor. Peki onlar ne kadar ödedi? 425 lira. Bu 375'i çıkaralım şimdi. Fazladan ödedikleri miktarı görelim. 0, 5, 0. Bakın fazladan 50 TL ödemiş oldular. Peki bu fazladan ödenen para hangi mamaya aitti? Köpek mamasına aitti, değil mi? O 35 lira. Ne kadar fazlalık vardı 35 ile 25 arasında? 10 TL'lik bir fazlalık vardı, değil mi? Yani bunu zihinden de yapabilirsiniz ama ben işlemi göstermek için yazıyorum. Bu 10 TL'lik fazlalık işte bu 50 liraya tekabül ediyor. O zaman ben ne yapacağım? 50'yi 10'a böleceğim. Ve işte bu 5 pakete bu düşüyor, bu fazlalık olan para. Demek ki bu 5 paket mama köpek maması oluyor. Peki ne kadar almışlardı? 15 paket. 15 paketten bu 5 paketi çıkarırsam demek ki 10 pakette kedi maması oluyor. Peki sağlamasını yapalım. Gerçekten doğru oldu mu? 10 paket kedi maması, 5 paket köpek maması. Şimdi 10 paket kedi mamasını 25 ile çarparsak ne olur? 250 olur, değil mi? 250 lira. Geriye kalan 5 paketi de 35 ile çarparsak o da ne yapar? 35, 70, 140, 175 yapıyor. Şimdi 250 ile 175'i toplayalım bakalım. Gerçekten 425 lira oluyor mu? Evet, bakın 425 lira. Bu kısımda da sağlamasını yapmış olduk ve böylece cevabı bulduk. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.